Evet, herkese selamlar. Beklediğiniz soru cevap videosunu paylaşıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu, dünyamızın içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreç boyunca canlarını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bunun bir tedavisi bulunacak ve eski hayatımıza geri döneceğiz. Şimdilik size buradan bu şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Bu süreç bittikten sonra sokağa çıkacağız. Dışarıda size çok güzel içerikler hazırladık. Onlarla karşınızda olacağız. Şimdi güzel sorular var. Survivor'la ilgili sorular var. Biraz daha diziyle ilgili sorular var. Onları cevaplayacağım. Ondan sonra yine başka bir soru cevap videosuyla karşınızda olacağım. Sporla ilgili sorularınız var. Onların hepsini cevaplayacağım. İlk sorumuzla gelelim. İlk sorumuz unutamadığın Survivor hatıran. Unutamadığım Survivor hatıram var mı? Var. Unutamadığım Survivor hatıram şu. Bir ödül kazanmıştık. Kazandığımız ödül bulunduğumuz adanın dışında seyahat ödülüydü. Kokobonga diye bir ödüldü. Gerçekten normalde böyle gece hayatı o bu takılma falan çok sevmem ama Kokobonga ödülü yani Survivor'da bize hem çok iyi geldi hem de aynı zamanda böyle hiç görmediğim, daha önce şahit olmadığım bir gösteriydi. Çok hoşumuza gitmişti. Sürekli hani bir gösteri oluyor, atıyorum Freddie Mercury'nin Queen grubunu, Freddie Mercury'nin böyle bir şeyini canlandırıyorlar. Birebir hareketler, işte kafasını kaşıması, her şey aynı. Birebir aynısını canlandırıyorlar. Ondan sonra başka Madonna'nın başka bir sahne performansına, video klibine geçiyorlar. Hepsini birebir canlandırıyorlar. Ama hani bu geçiş sıraları o kadar hızlı ki böyle şey diyemiyorsun. Yani çok eğlendim, bir dinlenim diyemiyorsun. Sürekli eğleniyorsun. Bizim için inanılmaz bir ödüldü. O yüzden Survivor'da unutamadığın en önemli ve güzel ödül gerçekten Kokobongo ödülü diye ilk soruyu cevapladık. İkinci sorumuz gelmiş. Survivor'a neden katılma gereği hissettin? Survivor'a neden katılma gereği hissettim? Bu zamana kadar hiçbir yarışma programına başvurmadım ve başvurmam da. Buradaki hani yarışma programı formatındaki hani bir evleneceksen gel değil, işte ne bileyim hani aşkım yapar mısın? Hadi gel iddiayı bilelim falan, hani çiftler yarışıyor falan. Hani onlara başvurmam gerek yok. Benim için profesyonel spor yaptım. Fenerbahçe'de ve milli takımda 10 sene emek verdim. Hani ülkemiz adına formamızı giydim, taytımızı giydim. İşte Fenerbahçe kulübünün adına 10 sene yarıştım. Buradaki katılmamın nedeni yazın tatillerimi de Çeşme'de, işte Bodrum'da, Antalya'da, yurt dışında hani plajlarda, beachlerde yapmıyorum. Tatillerimi de çadır kamp olarak yaptığım için Survivor'da bir doğanın içine geçen bir yarışma. Aynı zamanda da inanılmaz gazım. Hiç bilmediğim konularda da hani hemen öğrenebiliyorsam, biri bana gösterebiliyorsa hemen iddiaya girebilirim. O yüzden hani yarışmak, gaz, işte rekabet bunlar olduğu için direkt hani Survivor tamamen benim bendim yani, hani Survivor beni temsil ediyordu. O yüzden Survivor'a bu yüzden aslında katılmaya gereği hissettim. İyi ki de katılmışım. Kesinlikle hani bana maddi anlamda evet birinci oldum, bir kazancı oldu ama maddi anlamda kazançtan çok kesinlikle manevi olarak çok şey kattı. Beni olgunlaştırdı. Zaten olgun biriydim falan da. Neyse, beni olgunlaştırdı. Bana gerçekten çok büyük şeyler kattı. İleride ne olur ne olmaz bilmiyorum ama iyi ki de katılmışsın diyorum. Keşke hani 3 dilek hakkım olsa bir tanesini bu dünyadaki herkesin Survivor'a böyle bir 5 aylık falan katılmasını, 5 aylık oraya yaşamasından yana kullanırdım. Ama öyle bir şey olmayacağı için tabii ki de bunu umarım zamanla şansına elde edenler değerlendirebilir diye kapatıyorum. Evet, üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruda da Survivor'da öptüğün kolyenin anlamı ne? Şimdi bu hassas bir konu. Survivor'da öptüğüm kolyenin anlamı şu. Kürekte bir partnerim vardı. Kürekteki partnerim adı Muhammed Canşi. Yani hani biz ona Canşi derdik. Soy ismiyle hitap ederdik. Çok 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 sevdiğim ve çok iyi birisiydi. Onun hayatını kaybetti motor kazasında. Hayatını kaybettiği için de hani biz de çok yakındık. Benim arkamda çekiyordu iki tek, hani iki kişilik bir kategori teknesi vardı. Benim direkt arkamda çekiyordu. O gün bel sakatlığım olduğu için fizikte davideydim. Ömerli Barajı'na çıkamadım. O gün de barajdayken antrenmandan sonra bizim kulüpten bir çocuğun motoruna binmek istemiş baraj içerisinde. Orada bir kaza geçirdi ve kaza sonucunda da çok kısa bir yol yani, hani kask takmak neden önemli, niye takmalıyız aslında, yani hani kısa yol diye bir şey yoktur. Çok böyle anlamadığımız bir şekilde bir kaza yapıyor. Hani motor bir taşa çarpıyor, takla atıyor ve hayatını kaybediyor.
33 günlük bir yoğun bakım sonucunda ve hani ben de Muhammed'in kolyesini takıyorum ve hani o gün bugündür hala da buradadır. Muhammed'in kolyesini takarım. Benim için önemli bir konuydu. Survivor'da hiç dile getirmedim. Getirmememin nedeni bununla ilgili duygu sömürüsü olmasın. İnsanlar bana bununla ilgili herhangi bir sempatiklik duymasın diye hiçbir zaman dile getirmedim. O yüzden zaten yarışma bittikten sonra Acun Bey kazandığın ödüle ne yapacaksın sorusuna ilk cevabım Muhammed Canş adına bir kürek teknesi alıp hani gençlere vermek ve hani onun ismini yazdırmak ki o da başka sporcularda spor yapsın ve hani buradan milli takım ya da atıyorum sportif başarılarını geliştirsin diye böyle bir hayalim vardı. Bu hayalimi de gerçekleştirdim. O yüzden kolyemin anlamı çok çok büyüktür. Bu kolyede bir şey olursa baya modum düşer yani. Şu ana kadar seni şaşırtan yarışma. Bu ana kadar beni şaşırtan yarışma. Geçen sene Acun Bey bizi bir 10 günlük aktif Survivor'larla hani bir All Star karması çıkartıyoruz. Gelir misin dedi. Acun Bey'in isteğini kırmadım. Kıramam. Onun akabinde yarışmaya gittik 10 günlük. Tabii ki de oradaki arkadaşlarımız daha 3 ay 4 aydır oradaydı. İşte biz sonradan dahil olduk. Sonradan dahil olduktan sonra böyle bir adaptasyon süreci vardır. 1 aya yakın. Orada bir yarışım vardı. Emre ile yarışmıştım. Emre de zaten hani adamın zaten sosyal medyadaki videolarını görürsünüz. Parkurcu. Sürekli parkur yapıyor. Orada Emre çok hızlı bir yarışmacıydı. Emre ile yarışmamızda gerçekten Emre hızlı giderken hani benim de orada böyle bir gaza geldim. Böyle açtım motoru. Tamam dedim 10 günlük geliyoruz ama kendimizi böyle bir kanıtlayalım dedim. Motoru açtım. O açış bayağı bir aktım gittim. Zor bir atış vardı. Dönen bir şey vardı. Zaten görüyorsunuz şu anda. Dönen bir şey vardı. Orada o sembolleri 3'te 3 atarak kırdım ve bayağı hani ben izlerken de çok böyle hoşuma gitti. O benim çok böyle aklımda kalan bir yarışma. Yani 5,5 ay yarışıyorum böyle aklına ne kaldı sorusu oradan gelir diye bekliyorsunuz cevabı ama oradan değil ikinci gidişimde 10 günlük gidişimdeki yarışma güzeldi benim için. O yüzden aklımda o kaldı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. 5. soru. Bir askeri televizyonda canlandırmak nasıl bir duygu? Şimdi bu gerçekten hani askeri bir şey. Vatan, millet hani bunlar duygusal ve hani sizde olan sorumlulukları ağır olan şeylerdir. Biz de bir askeri dizide oynuyoruz. Gerçekten hani o üniformaya girmek, giymek benim için gerçekten çok kutsal. Ve bunu canlandırmak, bunun bir parçası olmak gerçekten çok onur edici bir şey. İyi ki böyle bir projede dahil oldum ve devam ettim. Devam ediyorum. Gerçi bu durumlarda ne olacağı da belli değil. Ama o üniformaya giydiğiniz zaman attığınız her adım, oynadığınız her sahne gerçekten çok çok anlam kazanıyor. Bir anı da biriktiriyoruz. Güzel de bir proje. Benim için çok önemli. Biz bunu canlandırırken, evet belki rol gereği birçok şey oluyor ama mesela şehit haberleri aldığımız zaman, mekanları cennet olsun, şehit haberleri aldığımız zaman bizim de içimiz parçalanıyor. O yüzden canlandırmak, yaşamak, bir şekilde onları anlamak, anlayabilmek bizim için çok çok önemli. Buradan da Türk topraklarında askeri görevini, vatani görevini yapan herkese, bütün askerlerimize selamlar olsun diliyorum. Ve 6. soruya geçiyorum. 6. soruya geçtik. 6. soruda güzel bir soru gelmiş. Küreği neden bıraktın? Şimdi küreği neden bıraktım? 10 sene Fenerbahçe'de milli takımda kürek çektim. Küreği neden bıraktım? Kronik bel sakatlığım vardı. Küreği bırakmam aslında biraz daha Survivor'la bağlantılı olabilir. Kronik bel sakatlığım vardı. Kronik bel sakatlığımın tedavisini oluyorken Survivor'a başvurdum. Survivor'da işte 1. 2. 3. 4. 5. eleme derken 6. elemeye gittim. 6. elemede bir elemeden çıktım. Elemede bir anım var. O anı yaşadım. Onu anlatayım size. Onu yaşadıktan sonra Survivor'a gideceğimi hissettim. 6. elemede yarışma elemesinde şöyle bir şey oldu. Şeye girdik. Toplantıya girdik. Mülakata girdik. Mülakatta işte 5-5. 5 kişi 5 kişi alıyorlar. İlk ben girdim yani en sondayım. Kapıdan çıkacak yani ilk giren ben olduğuma göre kapıdan çıkacak da en son kişi benim.
Performans testleri falan her şey yapılmış. İşte ben performans testine birinci çıktım. Birinci çıktıktan sonra işte karşında Acun Bey, Esat Bey. Hani Acun Bey'in direkt hani en yakın arkadaşı ve iş ortağı. Onlar var. Onlarla otururken falan Acun Bey, Esat Bey böyle dereceye baktı. Bana baktı, dereceye baktı. Dedi ki bu çocuk dedi bu skoru yapmış olamaz dedi. Şimdi boyun 1,90. O parkuru uzun boylar yapınca biraz daha böyle farklı oluyor. Dedi ki bu çocuk dedi bunu yapamaz dedi. Ben tebessüm ettim. Orada İhsan abi vardı. İhsan abi dedi ki yaptı. Hani video kaydı var. İsterseniz bakabilirsiniz. Ben dedi inanmıyorum ama devam edelim dedi. Devam ettik. Muhabbet, sohbet. Herkes kendini anlattı falan. Tam çıkarken Esat Bey dedi ki ben dedi iddiaya giriyorum dedi. Bu çocuk dedi Hilmi Cem'i geçemez dedi. Ben de şimdi böyle bu tarz şeylerde çok gazım. Tamam mı? Gayri ihtiyari hani saygısızlık yapmadım tabii ki de. Hani gayri ihtiyari böyle yan giderken döndüm dedim ki madem geçemeyeceğimi düşünüyorsunuz, o zaman dedim getirin Hilmi Cem'i karşıma. Yarıştırın kim kimi geçiyor o zaman görürüz dedim. Hani bu arada Hilmi Cem'e de çok hani saygımız sonsuzdur. Kendisi iyi bir yarışmacı. Ama hani bu tarz şeylerde biraz çabuk gaza geliyorum. Çabuk gaza geldiğim için de getirin Hilmi Cem'i kim kimi geçiyor görürüz o zaman dedim. İşte Acun Bey ile Esat Bey güldüler falan. Hadi sen çık deyince. Ben oradaki o elektriği alınca dedim ki herhalde dedim bu iş olacak diye. Oradan çıktım. Onlara yoğunlaştım falan. Sonra baktım 7. 8. 9. elemeyi de geçtim. 10. eleme olmadan dediler ki tamam sen gidiyorsun. Hani az kadrodasın. Süper dedim. O şekilde Survivor'a bir gidişimiz var. Bu da böyle Acun Beylerle ve Esat Beylerle bir anımızdır diye hep böyle anlatırım sağda solda. Beni güzel ve onların arasında hani, anıdır kalan bir şeydir. Hoşuma gider. Yedinci soru var. Spora ne zaman başladın? Aslında şimdi profesyonel spora 2000 kaç yılında başladım ben? 2008 yılında başladım profesyonel spora. Küreye. Kürekten önce işte daha çocuktum. 6. 7. yaşımda yüzmeye başladım. İşte futbol, basket, işte tango bilmem ne. En son kürekti yani. Hani bildim bileli kendimi spor yapıyorum. Hani profesyonel spor hayatıma 16 yaşında başladım. Normal spor hayatıma 7 ya da 8, belki 6'dır. Hatırlamıyorum. Adana'da yüzüyordum. O zaman başladım. Yani spor altyapım çok geniş. Spor yapmıyor olsaydım da benim bir kulüpte falan spor yapmadığım zamanlarda bile sokakta basket yapıyordum. İşte futbol, mahalle maçı, işte her türlü aktivitenin içinde vardım yani. Bildiğin içimde bu enerji varmış. Spora resmi olarak 2008'de başladık diyebiliriz. Güzel. Diğer soruya geçiyoruz. Spor disiplinin kaynağı nedir? Spor disiplinin kaynağı şudur. Şimdi bunu çok üzülerekten bir örnekle vermek istiyorum. Spor disiplinin kaynağı ve kaynağını bilmiyorum. Hani kendimi hani aynaya baktığım zaman kilolu işte yağlı görmek istemiyorum, göremiyorum. Belki disiplinim budur. Ama mesela şöyle bir örnek vereceğim size. Çok wow kitap okuyan bir adam değilim. Daha çok böyle kitap okumaktan ziyade araştırmaya daha çok severim. Hani araştırma olsun, bilmem ne olsun bunları daha çok severim. Ama böyle oturup da bir kitapta onları bitirmek böyle daha böyle biraz daha beni yoruyor. Ama baktığınız zaman kitap okumak hani X bir kitap yerinden işte kütüphaneden bilmem neden kiralayabilirsiniz. Bir marka DNR bilmem ne oradan buradan kitap satın alıp evinizde istediğiniz zaman rafınızdan alıp okuyabileceğiniz bir şeydir. Kendinize kattığınız bir değerdir. Ama hani bana spor yapmak, ben şimdi Kadıköy'de oturuyorum. Kalkıp İstinye'ye bir spor salonuna gidip bir saat yol gidip 2,5 saat antrenman yapıp dönüp bir saatte hani 4,5 saat bir günümü geçirebilirim böyle. Bu bana şey gelmiyor. Beni hani gözümde büyümüyor, yormuyor. Hani bunu istiyorum. Hani bu içimde olan bir şey. O yüzden bir amaca dayalı olması gerekiyor mu? Evet. Benim de amacım ben hiçbir zaman fitsiz bir şekilde vücuda sahip olamam. Yani atletik bir vücut her zaman tercih etmişimdir. Benim de şeyimdir, spor disiplinin kaynağı da atletik bir vücut olmaktır. O yüzden de spor disiplinine bu şekilde bir cevap veririm açıkçası. Diyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Diğer soruda bir günde kaç saat spor yapıyorsun gelmiş. Bir günde kaç saat? Yani bu antrenmanın içeriğine göre değişiyor. Çok farklı antrenmanlar var. Dayanıklılık antrenmanları daha uzundur. Patlayıcı kuvvet antrenmanları kısa, hani sürat antrenmanları daha kısadır. Ama antrenmanın bir normu ve formu vardır. İşte antrenmanın süresi, şiddeti, sıklığı diye.
Bunun ısınması, antrenmanı, soğuması minimum, yani minimum söylüyorum, bir 90 dakika minimum var. Yani ısınması, antrenmanı yapmak, soğuması 90 dakika. O yüzden bu tarz hani 1 saat içeriğindeki antrenmanlar bana çok böyle şey gelmiyor ya. Efektif gelmiyor. Evet, işe yaramaz mı? Yarar ama 1 saatin üzerindeki antrenmanlar. Yani antrenmanı şöyle değerlendir. Isınmayı da dahil ederek, soğumayı da dahil ederek antrenman antrenmandır bence. Yoksa hani yalandan işte 5 dakika belini çevirip işte 5 dakika jumping jack, yani jumping jack'leri içine katarak böyle bir ısınma yok. İyi bir ısınma, iyi bir antrenman, iyi bir soğuma, gerçek antrenman budur. Yapanlar bilir, yapmayanlar da yaptıkları zaman anlayacaktır. Son soru, karantinada nasıl bir spor rutini izliyorsun? Önerilerin nelerdir? Karantinada nasıl bir spor rutini izliyorum? Şu arkamda zaten görüyorsunuz. Nasıl göstermem lazım? Ha, bisikletim var. İşte şurada dumbbell'larım var aşağıda. Elimden geldiğince motivasyonumu yüksek tutup bu karantina sürecini nasıl iyi değerlendirebilirimi kendime sorup kendime sorduğum soruların cevabını alıp burada oturmak değil, kendime sorduğum soruların cevabını alıp şurada harekete geçmektir. O yüzden herkes ister, herkes kas kütlesi ister, herkes para ister. İstemek bedava. Ama burada harekete geçmeniz lazım. Şu an kötü bir süreci yaşıyoruz. Kötü bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci nasıl iyi değerlendiririz? Bu süreci kendimize sorduğumuz soruların cevaplarını aldığımız zaman tamam deyip oturmak yerine harekete geçmemiz gerekiyor. O yüzden ben harekete geçiyorum. Spor yapıyorum. YouTube'dan size spor yaptırıyorum. Bunlara dahil olabilirsiniz. Bu karantina sürecinde gerçekten söylüyorum. Psikolojik olarak büyük sıkıntılar olacak. Kilo olarak büyük sıkıntılar olacak. Bunlara kapılmayın. Haberlere bakmayın demiyorum. Haberlere bakıyorum ama haberlerin içinde çok kalmıyorum. Bir şekilde hayatımız devam ediyor. Yolun sonuna asla gelmedik ve gelmeyeceğiz de. O yüzden kendi yaşam alanımızda kendimize olan saygımızı kaybetmememiz için harekete geçmemiz lazım. Bir şekilde spor yapmasanız da farklı hobilerle uğraşabilirsiniz. Kendinize bir şey katmanız gerekiyor. Bu karantina sürecinde ne yaptın sorusunu size sordukları zaman abi boş boş oturdum ya, psikolojim bozuldu demek yerine atıyorum origami. Origami hiç bilmiyordun, origami öğrendin. Atıyorum işte 100 kiloydun, 80 kiloya düştün. Kendine her zaman bir şey katman lazım. Bu hayatta para, pul hepsi okey olabilir ama ne en önemlisi kendine kattığın şeydir. O yüzden bu karantina sürecini iyi değerlendiriyorsunuz. Evde harekete geçiyorsunuz. Spor, hobi, x bilmem ne olursa olsun. Ve oradan kendinize olabildiğince bir şey katıyorsunuz. Ve aynı zamanda da kendinize bir şey katmanız için söylüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Etkileşimimiz çok önemli. Videoların devamı gelecek. Lütfen bana olumlu veya olumsuz şekilde geri dönüş yaparsanız ben de size göre sizin istediğiniz şekilde videolar çekip onun karşılığında da beraber ilerleyebiliriz. Çünkü sizin için varım ve sizin yorumlarınız da benim için çok önemli. O şekilde devam edebiliriz. Ha bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Hareket edin. Evde kalın. Spor yapın. Hobi edinin. Görüşmek üzere. Bay bay.